Merhaba, bugün Mert hocamla birlikte burun estetiği yaptırmadan önce doktor seçiminde dikkat etmemiz gerekenleri konuşacağız. Mert hocam, nelere dikkat etmeliyiz doktor seçiminde? Şimdi öncelikle bir ameliyatı hastalar düşündü. Genelde ilk başta bir, bu ameliyatı olan etraftaki yakınlarına danışırlar veya işte sosyal medyada, internette bu ameliyatla ilgili araştırmalar yaparlar ve girdikleri hekimlerin profillerinden belli hekimleri tercih ederler. Yani genelde yaklaşım ilk başta bu şekilde olmakta. Bizim önemsediğimiz en önemli noktalardan bir tanesi aslında yüz yüze iletişim. Tabii ki ilk olarak sosyal medyada kişinin bu burun ameliyatı ile ilgili deneyimini, tecrübesini, kaç yıldır bu ameliyatı yaptığını, hangi tür hastalara müdahale ettiğini inceler, araştırır ve kendini daha çok sıcak hissettiği bir hekime randevu alıp muayeneye gelir. Muayenede en önemli nokta hasta ve hekim arasındaki iletişimdir. Benim hastalarımıza en önemli vurguladığım nokta mümkünse kendinizi daha sıcak hissettiğiniz, kendinizi ifade edebildiğiniz hekimleri tercih edebilmenizdir. Çünkü daha soğuk, daha mesafeli bir hekime hasta nasıl bir burun istediğini, neleri hayal ettiğini, bu ameliyattan beklentilerinde neler olduğunu tam olarak anlatamayabilir. Doktor için de aslında bu bir problem. O iletişim tam sağlanmayınca hastanın tam olarak ne istediğini anlayamıyor. Hasta tabii kendini ifade edemiyor ve süreç aslında uzun bir yol. Aynen bu şekilde. Sonrasında muayeneye geldiniz, hekimle konuştunuz, muayeneniz yapıldı. Bizler kendi kliniğimizde Vectra isimli bir 3 boyutlu simülasyon cihazıyla hastaya ameliyat sonrası nasıl olabileceğini, hastanın beklentisi doğrultusunda bir burun şekli yapıp gösteriyoruz. Eğer ki bu simülasyonda sizin istediğiniz gibi bir sonuç elde edilemeyecekse zaten hekim de bunu uyarıyor ve sizi aslında doğru olarak yönlendiriyor. Evet, bu açıdan bize çok yol gösteriyor değil mi? Yani sonrasında ne olacağını kendi yüzünde görebilmek, başkasının tabii resimleri üstünden değil de kendi yüzünde nasıl yakıştığını görebilmek çok güzel. Tabii ki. Çünkü biz hastalara mesela muayene sırasında diyoruz işte kemer gidecek, burun ucun biraz kalkacak. İşte standart. Şurası şöyle olacak, böyle olacak. Ama işte bu simülasyonu yaptığımız zaman hasta bunların ne demek olduğunu daha iyi anlıyor. Bazen hastalar daha kavisli bir burun isterken beğenmeyebiliyor. Daha düz bir buruna gelebiliyor veya tam tersi de bu olabiliyor. Yani hastanın hekim seçiminde bir, hekimin tecrübesine bakması gerekiyor. Hekimle nasıl bir iletişim kurduğuna bakması gerekiyor. Ve bu hekimin süreci nasıl yönetebileceği, sadece ameliyat öncesi olarak değil, ameliyat sonrası da aslında önemli. Kontroller önemli, iyileşme sürecinde rahatça hekime ulaşabilmek önemli. Mert hocam, evet, Vectra'dan bahsettiniz. Vectra çok ileri bir teknoloji. Vectra'nın bize sağladığı başka avantajlar neler? Vectra aslında bir 3 boyutlu simülasyon cihazı. Yani eskiden böyle tek bir yandan profilden, işte yandan nasıl görünür, bunları hastalara gösterdik. Ama Vectra'da sadece yan olarak değil, her açıdan, önden, üstten, alttan, her açıdan bunu gösterebiliyoruz. Tabii ki. Ve ayrıca hastana Vectra'nın bize en önemli noktası matematiksel değerler vermesi. İşte burun kalkıklığı ne kadar? Hastaya diyoruz ki burnunun ucu düşük. Veya hasta öyle düşünüyor. Hocam benim burnumun ucu düşük diyor. Bu kaç derece düşük? Yani bir oranları veriyor. Ve hasta bunun ne kadar arttırılabileceğini görüyor. Kaç milim kemeri var? Bu kemer ne kadar inecek? Yüzündeki asimetriler neler? Bunların hepsini aslında görüyor ve hastaya ameliyat öncesi ameliyatla ilgili bir öğrenme işlemi yapıyoruz. Ayrıca Vectra'da yaptığımız simülasyonda bize bir yol gösteriyor. Yani ben ameliyattan girerken işte o burnu ne kadar küçültmem gerektiği, kemerini ne kadar almam gerektiğini matematiksel değerler olarak veriyor. Ve ameliyatta da buna göre biz bir müdahale yapıyoruz. Bunun sayesinde de ameliyat öncesi yaptığımız simülasyonla ameliyat sonrası ortaya çıkacak sonuç iyi bir yara iyileşme sürecinde hemen hemen benzer olmak. Evet. Yani resimlerle değil de aslında tamamen dediğiniz gibi matematiksel işlemlerle, evet, öncesiyle, sonrasıyla tamamen kendini de üstünde görebilmek, bunun hem doktora hem hastaya fayda sağlaması çok güzel. Evet, aynen öyle. Bugün Mert hocamızla burun estetiğinde doktor seçiminde dikkat edilmesi gerekenler,
kullanılan teknoloji ve yöntemler hakkında konuştum. Bir başka videoda görüşmek üzere.